Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport. İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün canlı yayında CNR Fuar Merkezi'nden karşınızdayız. Alanında dünyanın 3. büyük fuarı olan ve 14. İstanbul Ağız Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı'ndayız. Konuklarım hemen ben siz öncelikle takdim etmek istiyorum. Ali Çakır, Dişsiyat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şener. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hemen hızlıca girelim. Az önce açılışını yaptık fuarın. Evet. Sıcağı sıcağına bu fuar aslında nicelikten ziyade nitelikli, niteliğin çok yüksek olduğu ve bir istas fuarı olma özelliğini de taşıyor. Çok iyi. Neden önemli bu fuar bizim için, özellikle Türkiye ekonomisi için? Neden önemli? Bir kere fuarımız diş sağlığı alanında düzenlenen bir fuar. Sağlık dediğimiz zaten akan sular durur. Çok önemli bir konu. Çok dikkatli olunması gereken bir sektör. Sektörde çalışan insan açısından olsun, faaliyet gösteren firmalar açısından olsun, hep herkesin çok büyük sorumluluğu var. Hem gelecek nesiller için hem de şu anki yaşayan insanlarımız için ağız sağlığı çok önemli. Bütün sağlık da ağızdan başlıyor, takdir edersiniz. Diğer alanlara ondan sonra gidiyor. Bu konuda fuarımızda sergilediğimiz ürünlerde dünyada gelişmiş son teknolojik ürünler, CNR'la beraber işbirliği yaptığımız bu fuarda diş hekimlerimiz ve diş teknisyenlerimiz gelip ziyaret edebilirler ve görecekleri ürünler göreceklerdir ki en teknolojik ürünler ve kullanımı en yaygın ürünlerdir. Şimdi tabii bu bir sanayi, evet. Ciddi de bir üretim dalı ve ciddi insan istihdam ediliyor burada. Müthiş. Bunu biraz bu şekilde bir de baksanız, ekonomiye katma değerini anlatsanız bize. Şimdi sektör olarak biz 3 saç ayağından oluşan bir sektörüz. Diş hekimleri, diş teknisyenleri ve sanayiciler. Sanayici dediğimizde de o kadar farklı üretimler var ki, işte dişçi koltuğundan tutun da implanta kadar. Ki implant son dönemlerde çok popüler olan bir ürün. Ağız diş sağlığında yeni bir çığır açmıştır. Bu alanda istihdam edilen işçi ve eleman sayısı her geçen gün artmaktadır. Biz de bunu gururla seyrediyoruz. Ve bir gururla seyrettiğimiz başka bir şey daha var. İmplant üreticileri her geçen gün artmaktadır. Çok kaliteli ürünler yapmaktadırlar. Bu fason olsun, marka olarak da olsun önemli miktarda da ihracat yapılmaktadır. Şimdi Cem Bey size dönelim. Özellikle son yıllarda fuarcılıkta farklı bir anlayışı aslında gündeme taşıdı CNR fuarcılık. Aslında bu farklılığı sizden dinleyelim ve nedenlerini soralım. Hay. Biz bunu 2-2,5 senedir hep planlıyoruz ama esas burada harekete geçiş noktası 15 Temmuz darbe girişimi sonrası. Bizim için çok kritik bir süreç başladı. Çünkü şunu düşündük. Evet. Bizim için başarı kriteri fuarlarımıza gelen nitelikli yabancı alıcı. Sonuçta bütün iş ihracatı arttırabilmek. Sektörlerin ihracatını arttırabilmek. 15 Temmuz'dan sonra biraz dedik ki bu iş riskli hale gelmeye başladı. Hani nitelikli yabancı alıcıyı fuarlarımıza getirebilir miyiz? O zamana kadar olan bütün reklam ve pazarlama stratejimizi değiştirdik. Nokta atışı tabir ettiğimiz fuar özelinde, sektör özelinde tercih edilen ülke ve firmalardan, hatta kişi kişi, hani hangi firmanın hangi seviyesinde kimin gelmesi lazım, onun çalışmasını yapıp fuarlarımıza o kişileri belirleyip getirmeye başladık. Evet. Ve çok enteresan bir netice aldık. 15 Temmuz'dan bugüne kadar yaptığımız fuarlarda aynı fuarların bir yıl önceki versiyonuyla karşılaştırdığımızda %32 ile %48 oranında nitelikli yabancı ziyaretçi sayısında artış sağladık. Şimdi tabii asıl önemli olan, yani bir fuar düzenliyorsunuz. Kendi kendimize çalıp söylemeyelim. Tabii. Yani yurt dışından katılımcısı olsun ki anlamlı olsun. Aslında en büyük tehlike şu değil miydi? Yani yurt dışından katılımcı gelmezse acaba ne olur? Türkiye içinde bir ciddi bir sıkıntı yaratır.
Ve en büyük soru işareti de buydu. Bence bu strateji yurt dışından müşteri getirme konusunda ciddi anlamda çözüm buldu diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Bir de şöyle düşünmek lazım. Tabii ki turizm ülkemiz için çok önemli. Fakat fuara gelen yabancı ziyaretçi ortalama turistin 5 ila 7 katı döviz bırakıyor. Bu da çok önemli. Bu da fuarın yan faydası diyelim. Ama tabii esas amaç buradaki üreticiyle, mal ve servis üreticisiyle nitelikli alıcıyı buluşturup sonuçta iş hacmini arttırmak. Sağ cepten sol cebe değil de dışarıya satış sağlamak. Fuarların önemi burada zaten. Peki başkanım, şimdi dünyada bu tarz fuarlar yapılıyor. Evet. İstas fuarları. Onunla karşılaştırdığınız zaman oralara da gidiyorsunuz, evet, siz çünkü. Arada ne tür farklılıklar, benzerlikler var? Yani bizim onlardan, yani karşılaştırdığınız zaman nasıl bir mukayese edebiliriz? Şimdi dünyadaki en büyük bu alandaki fuar Almanya'da, Köln şehrinde 2 senede bir düzenlenen IDS fuarı. Şimdi biz de gıpta duyuyoruz tabii. Gidip gördük en son. 150 bin ziyaretçi var. Düşünebiliyor, evet, musunuz? Yani 6-7 bin firma katılımcısı ve 150 bin ziyaretçi. Almanya zaten fuar ülkesi gibi. Yani bırakın fuar şehirlerini, evet, ülke fuar ülkesi gibi. Evet. Doğru. İstanbul'un Almanya'dan veya Köln'den eksiği var mı? Kesinlikle. Fazlamız var. Biz de bu fuarı hedeflediğimiz yer Almanya'daki Köln fuarıdır. İnşallah Siyanar'la birlikte bu konuda bir sinerji yaratıp, evet, bu işi beraber o noktalara getirmek istiyoruz. Hedefimiz orası. Evet. İnşallah görürüz o günleri. Cem Bey, evet, şimdi bakıyorsunuz hakikaten lokasyon olarak da burası. Hani Atatürk Havalimanı'nın yanında, şehrin merkezinde, metro ağının dibinde. Yani buraya ulaşım da çok kolay. Hani bu bir istas fuar ama diğer fuarlarda da çok ciddi kalabalıklar var. Otoparklar yetmiyor hatta, düşünün yani. Evet, doğru. Bu arası lokasyon olarak tabii İstanbul içinde çok değişik, farklı bir yer. Çok kıymetli. Ulaşımı çok kolay. Fakat gene dediğim gibi lokasyondan daha önemli burada Siyanar'ın avantajı, çok uzun zamandır uluslararası pazarlama yapmayı çok iyi bilen bir ekibe sahip olması. Başkanımızın dediği gibi bizim tüm sektörlerde, yaptığımız tüm fuarlarda hep çıtayı üste koymamız lazım. Çok başarılı fuarlarımız var. Yurt dışı firmaların satın alıp kendi ülkelerine çekmek istedikleri fuarlarımız var. Evet. İLEX'i de bunlardan biri yapmalıyız. Kesinlikle. Peki sektörü yurt dışındaki diğer üreticilerle sanayi bazında karşılaştırdığımız zaman teknolojik olarak özellikle arada ne tür bir benzerlikler ya da farklılıklar, üstünlükler var? Ne durumdayız teknik olarak? Şimdi efendim, bizim sağlık sektörünün, tabii bu diş özelinde konuşuyoruz ama genelde sağlık sektörünün en büyük sıkıntısı, üzülerek söylüyorum, ithalatın ihracata oranının çok yüksek olması. Üretimde mi efendim? Evet. Girdi olarak mı ithalat, evet, girdisi çok fazla? Cihaz olarak. Cihaz olarak. Cihaz ve malzeme, yani, olarak. Direkt cihaz olarak. %85 ithaldir. Sektörümüzün satılan ürünlerin %85'i ithaldir. %15'i yerli üretimdir. Biz bunu acilen tersine çevirmemiz lazım. Bu konuda da fuarlar cazibe merkezleridir. Hem üreticiler için hem de bu işe girmek isteyenler için bir cazibe merkezleridir. Bunu, cazibeyi artırarak insanlarımızı veya ithalatçılarımızı üretime teşvik ederek, burada tabii devletimize de çok görevler düşüyor ve onlar ama son zamanlarda yaptıkları desteklerle bunu gösterdiler. Çok büyük destekler var. Bizim de iş adamlarımız, dentalle ki iş adamlarımız, üyelerimiz, meslektaşlarımız bu konuda daha atik olmalılar, daha girişken olmalılar. Bu konuda görüyoruz da çünkü bunun nedenleri ne Sayın Başkanım? Yani biz hani bu konuda yeterli bilgi birikimine mi sahip değiliz, yoksa teknolojimiz mi daha geride, ya da bu konuda teşvik mi yetersiz, ya da üretim tesislerimiz, makinalarımız mı yok? Hepsini sayabiliriz. Hepsinden alın koyun, işte bardak bu şekilde doldu. Yani şu var, eğitimli eleman sıkıntımız var sektörde. Cihaz konusunda sıkıntımız var. Teşvik konusunda yani var diyemeyeceğim. Bu teşviklerle bile çok şeyler yapılabilir. Çünkü stratejik bir aslında üretim konusuna giriyor. Direkt teknik teknoloji olduğu için. Evet. Bu sektör stratejik geliştirmesi gereken sektör konumuna alındı. Evet.
Biz en son ihracatçı birlikleriyle de bu konuları oturup konuştuk. Onların da çok büyük destekleri var. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu konuda üyelerimizi de toplantılara çağırıyoruz, alıyoruz bölge bölge. Onlar içinden bu işe girmek isteyenlerin önünü açmak istiyoruz. Biz de bu konuda onlara yardımcı olmak istiyoruz. Peki siz karşılaştırdığınız zaman dünyadaki pek çok fuarları da biliyorsunuz. Bu fuar özellikle İstas fuarı olması nedeniyle aslında çok nitelikli bir izleyici, gelen ziyaretçi var. İzleyicilerimiz de bizi görüyorlar. İnşallah bundan sonra fuara daha sık gelirler. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sektör özellikle nasıl bakıyorsunuz? Üçüncü bir göz olarak. Aslına bakarsanız bu sektör tanımlaması kolay bir sektör. Hem ihtisas fuarı hem de kapsamı da çok belli. Şimdi ilk dataları almaya başladım. Biliyorsunuz saat 10'da açtık fuarı. Evet, evet. Şu anda gelen toplam ziyaretçinin %37'si yabancı. Böyle gideriz inşallah. Bu çok iyi bir rakam. Çok iyi rakam. İhtisas fuarlarında demin dediğim şey daha da önem kazanıyor. Tam nokta atışı yapmak lazım. Çok ilgili adamı getirmek lazım. Tabii geldiği zaman burada görmesi gereken bir cesamet de var. Hani geldiğine de değmesi lazım adamın. Üreticiyle hani bir istediği alandaki üreticiyle temasa geçebilmesi lazım. Şimdi bu fuarda deneyeceğimiz B2B operasyonu bence ciddi bir bize de ışık tutacaktır. Bir sonraki fuarda daha neler yapabiliriz. Nedir efendim bu operasyon? Şimdi B2B görüşmeleri düzenledik. Yurt dışında belirlediğimiz potansiyel alıcılarla fuar katılımcılarını bir araya getiriyoruz. Evet. Dolayısıyla aslında alıcıyla satıcıyı buluşuyor. Bir business ortamında, bir iş ortamında bir araya getiriyoruz. İşte orada mümkün olan en fazla sayıda siparişi alabilmek, işi yapabilmek ihracatı arttıracaktır. Ve o B2B'den gelecek olan feedback'e göre biz önümüzdeki sene biraz daha ne yapabiliriz ona bakmamız lazım. Şimdi zaten fuarcının işi bu. Fuarcılıkta her sene bir sene önceye göre daha iyi yapmak zorundasınız. Bu da tabii önemli bir bilgi birikimine sahip olmanı da beraberinde getiriyor. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra CNR Fuarcılık'tan yaptığımız yayın devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın efendim. Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport. Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport. Evet efendim, CNR Fuar Merkezi'ndeyiz. Alanında dünyanın 3. büyük fuarı ve 14.sü düzenleniyor İstanbul'da. Ağız, diş sağlığı ve cihaz ve malzemeleri fuarı. Burada üreticiler var, ithalatçılar var ama bu fuar aslında Almanya'da yapılan fuarın ciddi anlamda rakip fuarı. Neden rakip? Çünkü lojistik olarak doğuya daha yakınız. Çok doğru. Biz bunu aslında katma değere dönüştürmemiz lazım, değil mi başkanım? Aynen. Şöyle bir hesap yaptık biz. İstanbul merkez olmak üzere 3 saatlik uçuşla ulaşılabilecek insan sayısı yaklaşık 600 milyon. Doğru. Yani şöyle bir daire çizdiğinizde İstanbul merkezli 600 milyon kişiye hitap eden bir şehir burası. Bu şehir İstanbul çok daha büyük fuarlara layık. Bunu CNR işbirliğiyle inşallah bunları o mertebelere getireceğiz. Ve çevremizdeki bütün ülkelerden, hatta uzak ülkelerden insanları buraya çekmemiz gerekiyor. Bunun için de hem devlet olarak hem de biz ithalatçılar, iş adamları olarak ve CNR olarak beraber işbirliği içinde bunu yapmak istiyoruz. Şimdi bükemediğimiz bile öpeceğiz ama bir taraftan da güreşte güçlü olmamız için yerli üretimi de özendireceğiz. Kesinlikle. Peki gelenler nerelerden geliyorlar mesela Türkiye'ye? En son aldığım bilgilere göre İran'dan çok yoğun bir katılım var. Irak, Suriye zaten her zaman beraberiz. Yine Doğu ülkelerinden, Orta Asya'dan falan gelenler var sanırım. Evet, Türkiye Cumhuriyetlerden ve Balkan ülkelerinden. Arnavutluk, Makedonya, Romanya, Bulgaristan buralardan gelenler var. Cem Bey bu konuda daha detaylı bilgi vardır kendisi. Ne diyorsunuz Cem Bey? Gezmesi ve dolaşması daha kolay değil mi burada sanki? İstanbul olarak aslında zaten baktığımız zaman çevik ve hızlı bir fuarcılık var burada. Öyle. İstanbul aslında fuarcılık için ideal bir destinasyon. Çünkü baktığınız zaman bu coğrafyaya hani kim olabilir başka? Dubai var. Ama Dubai'nin hani tarzı da
konumu da belli. Aslına bakarsanız tüm Körfez ülkeleri için, tüm Orta Doğu için, tüm Orta Asya için, Rusya için, Ukrayna için ve Doğu Avrupa, Balkanlar için ideal bir fuar merkezi İstanbul. Zaten hani şehir olarak güzelliği, üstünlüğü tartışılmaz. Almanya diyoruz, Köln diyoruz. Hani fuarı koy, katedrali koy, başka da bir şey yok Köln'de. Ama İstanbul'da her şey var. Her şey var. Evet, çünkü sonuçta eşiyle gelen, alternatif program isteyen ziyaretçilerimiz oluyor. Hanımları, çocukları toplayıp tekne turlarıyla Boğaz gezerken işte beyler işlerini yapıyorlar. Bu detaya kadar aslında planlıyoruz. Dolayısıyla en büyük fuarların burada yapılmaması için hiçbir sebep yok. Bir de dediğiniz çok önemli bir nokta var. Hani büyük olmak bazen hantallığı da beraberinde getiriyor. Çabuk hareket edemiyorsunuz ama siz gayet kıvrak bir şekilde hemen nokta atışları yapıp, pazarları bulup, insanları oradan buraya çok doğrudan hızlı getirip hızlı olmanız bence en büyük avantajınız. Öyle, doğru. Flexible olacaksın, hızlı olacaksın. Sektörün ve fuarın isteklerini dikkate alarak direkt onlara çalışacağız. Aslında fuarcılık sektörünün startup'ı gibi çalışıyorsunuz diyebiliriz. Evet, öyle. Evet, öyle söylesek herhalde yanlış bir şey söylemeyiz. Doğru söylüyorsun. Peki başkanım, beklenti nedir? Hani kaymaklı bir fuar mı olacak burası? İnşallah. İnşallah. Hedefimiz o. Gözlerinizden geçen anlıyorum bunu zaten. İnşallah gözlerindeki umut ışığı gerçekleşir. Geçen sene biz fuarı 50 milyon dolarlık bir iş hacmine ulaştığını tahmin ediyoruz. Fuarın getirdiği iş hacminin. Bu sene bunun %50 artarak 75-80 milyon dolarlar seviyesine ulaşmasını tahmin ediyoruz. Her şeyi bunun için yaptık. CNR'a bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdiler. Biz de yönetim kurulu arkadaşlarımızla kendilerinin yanında olduk her zaman. Ulaşabileceğimiz her yere ulaştık. Sağlık Bakanlığı ve Türk Ekonomi Bakanlığı'ndan da destekler de aldık bu konuda. Türk Diş Hekimleri Birliği desteğini de aldık. Onlarla birlikte üyelerimizin çok başarılı bir fuar yapacağına inanıyorum. İnşallah bereketli olur. Ali Çakır, Dissiyat Yönetim Kurulu Başkanı, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bereketli bir fuar olacak. Anlaşılan rakamlar da yukarıya çıkıyor. Ve gerçekten Cem Şenel Bey'e de teşekkür ederim. Hem bir ekonomi muhabiri olarak teşekkür edeyim. Çünkü Türkiye'nin şu anda en çok ihtiyacı olan şey bu algı operasyonunda yabancıların Türkiye'ye gelişini sağlamak. Bu konuda bir fuarcı olarak vatanseverlik örneği gösteriyorsunuz. CNR Holding Genel Koordinatörü, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Evet, Türkiye'de fuarlar arttıkça Türkiye'nin yurt dışındaki algısı da bir o kadar yükselecek ve değişecek. Pozitif alanda yükselecek. Biz izlediğiniz için teşekkür edeceğiz ama şimdi sizi Bursa'ya götüreceğim. Bursa'da Osman Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'la bir söyleşi yaptık. Orada da başka bir sektörde, özellikle inşaat ve gayrimenkulde yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Onlara bakacağız. Nasıl fuar? Reklamlar şimdi tekrar söz reklamlarda. Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport.